Buraya uzun bir yoldan geldim. Daha uzun bir yolum var. Ne kadar kaldı otele? Daha var. Bu hikayenin sonu nasıl bitecek bilmiyorum. Ama nasıl başladığını biliyorum. Bu hikaye Ömer'le başladı. Ömer'in ona abilik eden bir arkadaşı vardı. Ne zaman darda kalsa yardımına koşardı. Adı Ali'ydi. Ama mahalleli onu lakabından tanırdı. Manyak mısın sen oğlum? Bir yandan yüzüme güleceksin, bir yandan eller kollar uslu durmayacak. Hadi lan oradan. Sen benim lakabımı duymadın mı hiç? Ali Bey, ben sizi çok iyi tanıyorum. Siz bu gazinonun güvenlik müdürüsünüz. İşimi sormadım kardeşciğim. Lakabım nedir? Ali Bey, benim şeyim var, tansiyonum var. Vallahi billahi düşer kalırım buraçta. Yemin... Lakabımı söyle lan. Kerpeten Ali. Yapmayın! Yapmayın! Bırakın! Bırakın! Ömer'in çocukluktan ayrılmaz bir dostu vardı. Kankası. Başının belası Cengiz. Eyşan'ım yukarıda sizi soruyor. Son bir yere geliyorum. Şanslı günündeyim de. Bir de Ömer'in deliler gibi sevdiği, sırılsıklam aşık olduğu, uğruna canını vereceği bir kız vardı. Eyşan. Eşinize haber verdim. Son benim daha oynayıp geliyor mu? Evet. Bugün şanslı gününde miymiş? Nasıl yapıyorsunuz Allah aşkına? Hayır, alışamadım cidden. Herkesi kitap gibi okuyorsunuz ya. Herkesi değil Aylin. Sadece beni sevenleri. Günaydın Eyşan Hanım. Günaydın. Kral suitine gelecek olan misafirimiz Ezel Bey geldi mi? Hayır efendim, birazdan gelir. İlk defa otelimizde konaklayacak, memnun ayrılmasını istiyoruz. Otelden de, kumarhaneden de. Anladım Eyşan Hanım. Özel bir isteği? Var aslında. Şey istemiyor. Odasına kendisinden habersiz girmesini istemiyor. Özellikle yardımcısı iletti. Tamam. Misafirimiz pek bir gizemliymiş. Ömer iyi çocuktu. Ama fena bir kusuru vardı. İnsanlara fazla güveniyordu. Sırf seviyor diye onları tanıdığını zannediyordu. Eğer geriye dönüp söyleyebilsem söylerdim. Ömer derdim, her ihanet sevgiyle başlar. Benim adım Ezel. Buraya intikam almaya geldim.